Avusturya'da Müslümanları temsil eden birliklerden biri olan Avusturya Türk İslam Birliği ATİB, 25 Şubat'ta yeni hazırlanan İslam Kanunu tasarısı meclisten geçerse Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak itiraz edeceğini bildirdi. Anlarak bunu geçmesi oradaki... ATİB Başkanı Fatih Karadaş böyle bir durumda diğer büyük birliklerden İslam Federasyonu, İslam Kültür Merkezleri Birliği ve Türk Federasyonu'nun da kendilerine katılacaklarını söyledi. Müslümanların görüşü bir şey ifade etmediği algısı. Bu arada ATİB Başkanı Karadaş, Avusturya İslam Cemaati Başkanı Fuat Sanaç'ın yeni kanuna karşı tavrını da eleştirdi. Karadaş, yeni kanunla ilgili çok sayıda eleştiri içeren bir metin hazırlanmış olmasına rağmen, Fuat Sanaç'ın yeni tasarıyı bazı endişelere rağmen kabul ettiğini iddia etti. Anaokullarımız, kreşlerimiz, çocuklara derslerine yardımcı olacak biliyorsunuz. Kurye gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren Sanaç, İslam Cemaati Şurası'nda bir kişinin dışında herkesin hazırlanan metne evet dediğini, kendisi hakkında yapılan suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Buraya gelen ilk neslin bir problemi vardı. İkinci neslin... Bu arada Avusturya Müslüman Gençler Derneği de yeni kanun tasarısının kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi. Dernek İslam Kanunu tartışmalarında sürekli olarak Fuat Sanaç'ın tavrını eleştirerek istifa etmesini talep etmişti. Avusturya'da 100 yıldan beri geçerli olan İslam Kanunu'nda değişiklikler yapılarak hazırlanan yeni tasarı, özellikle dışarıdan maaşlı imam getirilmesini yasaklıyor. Gelecek hafta çarşamba günü Avusturya Parlamentosu tarafından oylanacak yeni İslam Kanunu, ülkede yaşayan yaklaşık 550 bin Müslüman için geçerli olacak.